Bana da bir elma soy hadi. Bana da bir elma soy hadi. Hadi. Bana da soy. Lütfen diyeceksin Erman kuzu. Karşında bir hanımefendi olduğunu hatırlatırım. Kızım ben niye durup dururken karıma lütfen diyorum ya? Ben niye durup dururken karıma lütfen diyorum ya? Sen delirdin mi? Ne oldu sana? Ben anlamadım arkadaş ya. Ya senin görevin kocana elmayı soyup vermektir yani. Ben elimi uzattığım zaman sen elmayı elime koyacaksın. Daha bunun başka bir lafı yok. Lütfen demezsen sana elma melma yok Erman. Demiyorum ya. Sen benim karım değil misin? Nasıl konuşacağımı sen mi öğreteceksin bana? Seninle konuşurken pasaport mu göstereceğim ben ya? Allah Allah! Allah Allah! Arkadaş sabahtan akşama kadar çalışıyorum ne yapıyorsun lan telleyip. Maaşımı alıyorum gidiyorum bir kilo elma alıyorum. Benim bu karım olacak ömür törpüsü bana bir elmayı çok görüyor ya. Elma soymuyor bana. Yeter ya. Tutar mısın elma? Tenyi onun sapını. Evet Erman, aynen öyle. Çalışmalarından bahsettin, alın terinden bahsettin. Hemen şunu söylemek isterim. Hayatta maddiyattan ve paradan daha önemli şeyler vardır. Hatta lafı bile var. Parayla sandalet olmaz. Neden mi? Çünkü sandalet normal ayakkabılara göre daha ucuz bir ayak giyeceğidir. Sandaleti alıp ayağımıza giyiniriz. Giyindikten 5, bilemedin 10 gün sonra ayağımızda parçalarını verir. Yani sandalete verilen para yazıktır, günahtır. Paramızı boşuna cırcır etmemeliyiz. Tövbe ya Rabbi ya. Allah'ım günah yazıyorsan affet beni. Kurban olduğum ya Rabbi ya. Lütfen ya Rabbim affet beni ya. Yoksa benim elimden bir kaza çıkacak ya. Hakikaten bir kaza çıkacak ya. Kızım bari şu mübarek ayda yapma. Allah rızası için Ramazan ayında yapma ya. Kocam bak oruç tutuyor bu evde, dualar ediyor, namaz kılıyor. Allah rızası için biraz kocana destek ol ya. Yoksa beni cinnetin eşliğine getirtin. Ağzını burnunu döküp kafanı gözünü kırdırtma. Allah rızası için yaptırtma bana bunu. Bak Allah rızası için diyorum sana ya. Lütfen ya, saygılı ol ya. Erman. Erman bravo. Erman aferin sana. Gerçekten Erman, sana nesillerden nesillere aktartılacak boyutta bir tebrik koyuyorum. Hanımınla ne kadar güzel konuşuyorsun. Kadınlarla ne kadar güzel konuşuyorsun. Çok güzel değil mi Erman? Ben kocama gayet saygılı ve ölçekli davranayım. Ama benim beyim biricik hanımının yanında gitsin el alemin karılarına fethiyeler düzebilsin. Ve benim yani biricik hanımının gösterdiği bir sergücest karşısında da hemencecik cinnete geçiş yapabilsin. Ne kadar güzel bir adalet bu. Ne kadar güzel bir bravoluk bu. Sana gerçekten tebrik koyuyorum Erman. Hanımlarla da çok güzel konuşmasını biliyorsun. Arkadaş kadın hala tutturmuş orada ya. Yeter ya. Allah rızası için yeter. Şu takıntılarından kurtulabiliyor ya. Peki Erman. O zaman gel hemen şunu yapalım mı? Haydi gel benimle empatik kur. Ne dersin? Empati ne kız? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Empati ne? Erman bak benimle konuşurken lanman diye konuşma. Benimle konuşurken benim üzerime doğru dikelme. Ne yaparsın? Ne yaparım biliyor musun? Oturduğumuz kanepe var ya. İyi. Ay ben bu oturduğumuz kanepeyi alırım. Senin kafanın aşağı boca ederim. Erman konuyu dağıtma. Benimle empatik kur. Ne demek benimle empatik kur? Yani benim hislerimi em. Benim gibi hisset kendini. Ne demek istiyorsun kızım sen? Ben senin gibi mi olup hissettireceğim yani? Monçici miyim lan ben? Monçici miyim ben? Monçici miyim? Ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum, normal konuşuyorum. Onu mu diyorum ben, odunum? Konuşma, böyle şeyler bana ters. Ben karı gibi düşünemem, kusura kalma. Ben delikanlı adamım. Allah'ına kadar! Ay, benim ne kadar delikanlı bir beyim var. Ben beyime diyorum ki benim empatik kur. Benim beyim bana diyor ki ben monçici miyim? Erman, onu mu diyorum, odunum? Onu mu diyorum? Ben diyorum ki... Nasıl sen Angelina Jolie ile ilgili şeyini anlattın ya. Ben de bir takım film yıldızı adamlarla dünya turuna çıkmışım gemiyle. Sana gelip bunu anlatıyorum rüyamda. Rüyamda ya. Ne hissedersin, ne yaparsın? Ne demek lan dünya turuna çıkmak başka bir adamla? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Böyle... Ya ben tamam ya Ramazan'da bak sinirlenmiyorum ha. Sen benimle nasıl konuşuyorsan ben de senin öyle konuşuyorum Erman. Yani kıstasa kıstas yapıyorum. Kusura kalma abiye kuzu.
Ben demokrat bir aileden geliyorum. Ben muhafazakar bir yapıya sahibim. Evet, başladık yine. Benim babam Demokrat Parti'nin ilk kurucularındandır. Atı getirendir, atı. Atı getirdiklerinde de oradaydı. Fotoğrafı var atla beraber. Sen ne konuşuyorsun ya? Benim karımla kimse dünya turuna çıkamaz. Bırak gerçeğini, rüyada dahil olamaz. Ne yaparım biliyor musun o rüyamda benim karımla dünya turuna çıkmak isteyen o kıl kuyruk artisti? Önce alırım böyle, onun dalağını bir çırparım, götürüp trafoya böyle veririm onu elektriğe. Dalalala olur çıkar orada, biliyorsun değil mi? Yaparım yani. Seni de ondan sonra ömrümün sonuna kadar döverim. 24 saat. Ya ya, hatta lafı bile var değil mi Erman? Bana sokulmayan yılan çok yaşasın. Hatta yine aynı yılan sen su içerken sana hiç dokanmasın. Ve sen yine aynı yılanı bir tatlı dille deliğinden çıkartabil. Her şey ne kadar doğal değil mi Erman? Her şey ne kadar organik senin için değil mi Erman?